Ne söyleyeceksen çabuk söyle, ondan sonra da çabuk kaybol Erol. Her şey var, yağ var, un var, şeker var ama helva yok. İrmik helvam. Her şeyimiz tam çok şükür ama bir sen eksiksin gerçekten. Kağıt helvam. Baksana şey getirdim. Baklava. Farkındayım ve bir sürede olmayacağım zaten Erol. Hayatım niye uzatıyorsun? Tatlı yiyelim, tatlı konuşmayalım mı? Ne olur hadi gel şu baklavayı hunharca gömelim. Ne olur elimize yüzümüze bulanca çirkin çirkin yiyelim gel şunu ne olur. Bir taraftan da ben sana çeşitli animasyonlar ve ünlü taklitleriyle neşene neşe katacağım. Gerçekten yani benim böyle gönlümü almak için sen hediye olarak bunu mu düşündün yani? Bir büyüğünü de düşündüm, birkaç bir şey daha düşündüm. Kötü mü düşünmüşüm? Yemin ediyorum var ya, bazen diyorum ki şu baklavanın üstündeki fıstık kadar beyin yok sende. Gerçekten yani. Kaymak mı attıraydım acaba üstüne ha? Hiç mi beğenmedin? Tamam ver. Bitti mi? Tabii ki bitmedi. İlizciğim, ne yapıyorsun ama dışarıda kaldım ben şu an. İlizciğim. Kullanılmış hissediyorum ona şu an. Gençler İliz! Ay, baklavalar nereye gitti Filizciğim? Sinirden hızlı hızlı yiyorum ben de. Güya beni baklavayla kandıracak bile tıfıl ajan. Hayır, yoğurt da istemiştin de yanında. Yanında değil. Yani şimdi hemen ben yiyeceğim onu yani. Çünkü biz böyle şey hararet yapıyor. Biz yiyince baby gönlümle bana. O zaman hararet yapıyorsa baklava yiyemezsen. Dayanamıyorum. Aa, öyle yenir mi? İlk defa gördüm. Şimdi ben normalde bu kadar yemiyorum yani, tamam mı? Stres bende böyle bir kendimi yemeğe sarma şeyi yapıyor yani. Bir de baby girl'lerim var. Stres onlar için kötü yani. Ben de boşluk bırakmadan yemeye çalışıyorum şu an yani. Ye yavrum ye. Ay bana çok yarıyor. Rejime girdim ben. Dur ben yardım edeyim mi? Erol, gelinim nerede ha? Kaç gündür yok, nerede gelinim? Anlamıyorum, nasıl bu kadar ayrı kalabiliyorsunuz? Üstelik kızcağız hamile. Dönmüyor babaannecik. Ne demek dönmüyor, nasıl dönmüyor? Bayağı bildiğin dönmüyor. Zaten son dönem yatakta dönmekte de zorluk çekiyordu. Ben kendisini kaktırmak suretiyle yuvarlıyordum yatakta. Öyle dönmüyor. Sus. Zevzek. Hayır, kapısına gidip yalvardın mı geri gelsin diye? Aşk olsun. Yalvarmadan yalama oldum diyebilirim. Burnuma çarpan kapının haddi hesabı yok. Benim bu burnum bu kadar büyük değildi. Bunlar hep Filiz. Oh, iyi yapmış. İyi olmuş. Sen gidip gönlünü almazsan, kalbini tamir etmezsen daha fazlasını yapacak. Yapsın. Haklı çünkü, haklı. Anneciğim, benim oğlum gelinimle barışmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Her şeyi yaptı ama Filiz bir türlü yanaşmadı. Ne yapalım, demek ki gönlü geçmiş. Demek ki benim gelinimin gönlü yok barışmakta buradan. Bu anlaşılıyor yani. Allah Allah. Bugüne kadar şen şakrak geçinen kızcağız, gönlü olan kızcağız. Acaba ne oldu da gönlü yokmuş oldu? Bana bak. Bana masal okumayın. Bana masal okuma Betül. Babaanneciğim, şimdi bu kız lalelerde kalıyor. Laleler dediğin yer nere? Songül ev. Bunlar şiddetli geçimsizlik insanları bunlar. Bunlar full dul. Bunlar umutsuz ev kadınları bunlar. O yüzden de bu kızın da psikolojisi etkileniyor. Bak. Bak Şadi. Bak. İnsanların mutsuzluğu üzerinden örnek veriyor bir de. Bana bak. Ben onu bunu anlamam. 24 saat içinde. Gelinim bu eve gelmezse karışmam. Yoksa? Mevkini, yetkilerini, neyin var neyin yok, her şeyini alırım. İşte bu kadar. Bir dakika sultanım. Anneciğim. Lütfen. Anneciğim. Allah Allah, yazıklar olsun. Böyle nine olmaz olsun. Böyle nine mi olur? Nine dediğin günün pamuğun içinde çorabını örer, hiçbir şeye karışmaz. Bu bildiğin uyuyan dev. Yemin ediyorum uyuyan devi uyandırdık. Et dayanardağ harekette şu anda. Erol, kendine gel. Annem haklı. Gidip derhal Filiz'i eve getireceksin. Tamam da babacık, getireceksin de şimdi lafınızı söyleyip gidiyorsunuz da bunlar kolay şeyler mi acaba? Getireceksin, ne yapayım ben bu kıza, zincirimi takayım, kement mi atayım ben buna? Ay baban çok haklı, baban kesinlikle çok haklı. Kaybol, hemen git Filiz'i buraya getir. Yoksa sütümü helal ediyorum sana. Aman çok da umurumdaydı. Pastörize sütün nesini helal etmiyorsun acaba? Kız benim 25 yaşına kadar beynim çıkmadı ana sütü yokluğundan. Her şey üst üste geliyor.
İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım.